Haktan, hukuktan, adaletten devam edelim. Çok önemli bir konu. Konuştuk biraz önce, haberi aktardık. Şimdi tekrar haberi vermeyeyim, ben bir kısaca özetleyeyim. İstanbul'da 14 yıl önce öldürülmüştü Münevver Karabulut. Ve onu öldüren, tutulduğu cezaevinde ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talep ediliyor aile tarafından. Ama Adalet Bakanlığı reddetti. Üçüncü ret bu aileye gelen. Biz de konuşacağız. Ailenin avukatı Rezanep Özdemir telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi biz sizden dinlemek isteriz. Neden ve nasıl bir endişeniz var ki siz DNA testi hapishanede yapılmış olmasına rağmen tekrar mezarın açılmasını istiyorsunuz? Evet, biliyorsunuz Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili ilk farkındalık sürecinin ve fikri takip sürecinin işletildiği cinayetti. Münevver Karabulut cinayeti, 29 bıçak kesisi, 5 münferiden öldürücü, ölmeden önce testere kullanılmış ve muharca vahşice ne yazık ki maktulenin kafası bedeninden ayrılmıştı. Hayatının baharında yarınları, geleceği, umutları ellerinden alınan bir Münevver Karabulut. Tabii aşamalarda biz sosyal sorumluluk projesi olarak dosyayı takip ettik fakat adli tıpta, yargıda, emniyette çok ciddi skandallar yaşandı. Yani sperm skandalını hatırlıyorsunuz. Yani bir düşünün ki kontaminasyon yoluyla bir başka cesedin, spermin, maktulenin iç çamaşırına bulaştı. Bu da yaşandı Türkiye'de. Emniyette yaşanan skandallar, 700 bin euro kayıp, kamera kayıtları kırıktır, cinayetin en önemli delili. Fakat kırık olmadığını biz tespit ettik. Testleri önceden alınmış, cinayet tasarlanmış. Yargıda yaşanan skandal. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde zaten bizim de ailenin de Türkiye kamuoyunun da bu hukuki sürece ve yargılama sürecine olan güveni neredeyse hiç yoktu. Yargının saygınlığı, güvenini tartışır haldeydi bu perspektifte bakarsak. En son cinayetten uzun bir süre sonra 2014'te Cem Gariboğlu'nun ölüm haberinden hemen sonra biz gittik Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na aileyle birlikte dosyadaki fotoğraf, görüntü ve kayıtları inceledik. Taraf olmamamıza rağmen talep ettik kamu vicdanı rahatsız olduğu için. Bir açıklama yapmıştık. Açıklamanın akabinde 7-8 yıllık bir süre sonra biliyorsunuz Garipoğlu ailesinin çok ilginç paylaşımları kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıdı. 3 Mart'ta Münevver Karabulut'un vahşice, unharca, insanın insan olma vasfına aykırı bir şekilde katledilme yıl dönümünde bir düğün yapılıyor. Hakeza kanlı kanepe, ev biliyorsunuz kan gölüne dönmüştü. O kanlı kanepenin üstünde ailenin fotoğrafları birlikte yayınlanıyor ve kahkahalar atılıyor. Biliyorsunuz Münevver'in kafası bedeninden yaşarken testereyle ayrılmıştı ve boynunda ters V'ler vardı. Bununla ilgili musluk ve boynunda ters V şeklinde paylaşımlar hakeza yapılıyor. Bunun gibi ailenin gayri insani, gayri ahlaki, etik dışı paylaşımlarını kamuoyu da üzülerek müşahede etti ve bir infial oluştu sosyal medyada. Müthiş bir reaksiyon oluştu tabiri caizse. Bir travma oluştu. Bunun üzerine mağdur aile de bize dedi ki, yani hem taziye dileklerini iletmediler, bir başsağlığı dahi dilemediler. Sanki bu ölümün üzerinden ölümü kutsayan bir bakış açısı ve perspektif var. Bu tabii gayri insani ve gayri ahlaki, gayri vicdani aynı zamanda. Biz mezarın açılması ile ilgili başvuru yapalım. Yani kan gölüne dönmüş bir ev, Türkiye kamuoyunun en büyük, en önemli kadına şiddet ve kadın cinayeti vakası, Türkiye'de bütün kurumların iflas ettiği, sistemin sorgulandığı bir dosya. Biz güvenmiyoruz, ölmemiş ve kaçılmış olabilir. Başvuralım. Biz onun üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptık. Fethi kabir istedik, mezarın açılmasını talep ettik. Ceza Muhakemesi Kanunu 80. maddesinin 4. fıkrasına göre. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dedi ki biz mezarın açılması talebini reddediyoruz. Çünkü bir mezar açıldığında doku örneği alınacak. O örnek Garipoğlu ailesindeki erkek bireylerin DNA'larıyla örtüştürülecek ve bir adli tıp raporu tanzim edilecek. Zaten dosyada böyle bir rapor var. Talebi reddediyoruz dedi. Çok zor bir işlemden mi bahsediyoruz Rezan Bey? Neden reddediliyor sizin bu talebiniz? Ya düşünün, yani mesela biz bu konuyla ilgili bir yayın yaptık. Milyonlarca insan bir gün içerisinde izlemiş. Bir paylaşım yapıyoruz. Altına sağ olsunlar inanılmaz bir takdir teveccüh paylaşımları geliyor. Yani Türkiye kamuoyu iki gündür bu konuyu TT yapmış durumda ve insanların hepsi sizin bu soru işaretinizle yaklaşıyor bize. Kamu vicdanı rahatsız, bu kadar zor mu? Hayır, çok basit. Mezar açılacak, bir doku örneği alınacak. Karşı aileden alınan doku örneğiyle, bu bir saç teli bile olabilir. İşte
mukayese edilecek ve eşleşip eşleşmediği tespit edilecek. Adli Tıp Kurumu da bunu ortaya koyacak. Çok basit bir işlem aslında. Yani bu ülkede bir cumhurbaşkanının bir mezarı açıldı. Yeri geldi soruşturma makamlarınca. Fakat reddedildi. İtirazı Musul Ceza Kimliği'nce reddedildi. Onun üzerine Adalet Bakanlığı'na başvurduk. Bir olağanüstü kanun yolu biliyorsunuz. Dedi ki kanun yararına bozma talep ediyoruz. Adalet Bakanlığı da bu talebimizi reddetti. Tabii bu tam kamuoyunda bu konular tartışılırken karar bize tebliğ oldu. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne önümüzdeki hafta başvuracağız. Bireysel başvuru da bulunacağız. Eğer Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verirse de ihlalin sonuçları ortadan kaldırılacak ve mezar açılacak. Bu ne gibi bir sonuç doğuracak? Kamu vicdanı rahatlayacak. İnsanların kafasındaki soru işareti giderilecek. Adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması sağlanacak. Biz de hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız. Hukuki mücadelemiz devam edecek. Anayasa Mahkemesi'nden de menfi bir sonuç alırsak İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne konuyla ilgili başvuracağız. Çünkü Türkiye'de her gün kadınlar katlediliyor. Ben 74'e yakın kadına şiddet, kadın cinayet dosyasına bakıyorum sosyal sorumluluk projesi olarak. Yani ve her gün bu devam ediyor. Bunun sosyolojik, psikolojik gerekçeleri var. Buna bir dur demek lazım. Bu da sembol olmuş bir dava. Yani Türkiye'de sistemin sorgulandığı, kurumların iflas ettiği bir dosya. Yargının da saygınlığı, güveni tartışılır halde olduğu için insanlarda mezarın açılmasına dair ciddi bir kuşku var. Şüphe var. Böyle bir kamu vicdanı rahatsız ve kamuoyunda talep var. Kimse bu caninin öldüğüne inanmıyor. Dolayısıyla adaletin tecellisi bu kamu vicdanı rahatlaması için bile olsa ailenin her gün yaşadığı travma ya da göz önüne alarak mutlaka mezarın açılması gerektiği kanaatindeyiz biz. Biz de takip ediyor olacağız. Rezan Ep Özdemir çok teşekkür ediyorum detayları anlattığınız için. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın çok müsait bir yerde değildim. Affınıza sığınıyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar dileyelim. Şimdi biz...